Evet, Kıbrıs Artı yepyeni bir programla 5 gün boyunca sizlerle birlikte olacağız inşallah. Sevgili hocamla, Nazım Berat'la 1571'den 2021'e kadar olan Kıbrıs sorunuyla ilgili yaşanmış bütün olayları, yaşanmış müzakereleri ve tanıkların ortaya koymuş olduğu demeçleri bir şekilde sizlerle paylaşmış olacağız. 5 bölümden oluşacak programımız. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü yayınlanacak. Ve 11.05 ile 12.05 aralığında büyük bir ihtimalle yayında kalacağız. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan, zira 450 yıllık bir süreci incelemeyi düşünüyoruz 5 günde. Beş gün. Evet, süreyi çok fazla harcamadan hemen dilerseniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, Allah'a şükür. İyisiniz. İyi. Dilerseniz hemen 1571'den başlayalım mı? Başlayalım. Haliyle 1571 yılında Venediklerin elinde olan Kıbrıs Osmanlılar tarafından fethediliyor. Evet. Ve bu fetih biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz ki aslında Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlıklarına başlanmış. Evet. İkinci Selim döneminde de harekete geçilmiş. Evet. Osmanlı fethedilmiş. Biz de Kıbrıslı Türkler olarak aslında adaya gelişimizle birlikte Kıbrıs sorunu denen sorunun ortak bir paydaşı haline dönüşmüş olduk. Yani biz Kıbrıs'ta 450 yıldır Kıbrıs'tayız ve bu sorunun da aslında bir şekilde o dönemden başlayan ta bugünlere kadar evrilen bu büyük sorunun da bitmeyen sorunun da 450 yıldır paydaşıyız. Nasıl oldu 1571? Şimdi 1571'in 1 Ağustos günü Mausar Kalesi'nde düşmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı. 20 Eylül 1571 tarihli 2. Selim Fermanı ile Kıbrıs'a bir miktar insan gönderilmesi. Bu Osmanlı'nın iskan siyasetiydi. Yani, 1571 yılında fethedilen ada dan yaklaşık olarak bir yıl sonra bir ay sonra ferman yayınlandı. Evet. Ama ilk gemi 22 Eylül 1572 günü Taşucu'ndan çıktı, Girnes Kalesi'ne geldi. Yani atalarımız, dedelerimiz, onlar bunlar şunlar. Evet. 1572 yılından itibaren adaya geliş yaptılar. Evet. Nerelerden geldik hocam? 22 Eylül 1572'den itibaren şunu da söyleyeyim, çok hoş anlar. Bazı milliyetçi arkadaşlarımızın evvelden de Türk vardı demek yoktu. Yoktu. Yani Türkopolleri Türk sayarsan o zaman papalar Türk'tü diyebilirsin yani. Yoktu. Yani. Yok. Bu şeye dayanarak söylüyorum bunu da. Nana Mustafa Paşa'nın Kıbrıs'ta yaptırdığı 1572 tarihli nüfus sayımına dayanarak söylüyorum bunu da. Yani kendi hükmüm değil. Efendim nerelerden geldi? Şimdi şöyle iç Batı Anadolu'yu düşünün. Aydın'dan başlayarak aşağı doğru inin. Aydın, Muğla, efendim Menteşe, o zamanki Menteşe, Toroslar'ın kuzey yamaçlarını takip ederek Karamanoğlu, yani Karaman bölgesi, devam edin Dulkadiroğulları, yani Maraş bölgesi, Ramazanoğlu, Adana bölgesi, sonra kuzeye yönelim oradan, Çorum'a, Kayseri ile Çorum arasındaki, pardon, Kayseri ile Sivas arasındaki uzun yaylaya kadar gidin. Böyle bir yay üzerinden gönderilmiştir buraya gelecek olan insanlar. Evet. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısı dolayısıyla aslında Rum, Ermeni ve Kürt de göndermek mümkündü. Yani. Ama kitaplarımda mevkufat defterinin numarası da var. Şu anda ezberi atılmadı. 2582 galiba numaralı mevkufat defterinde gönderilenlerin tümünün de Türk ve Müslüman olduğu kayıt altındadır. Evet. Yani birileri illa Türk arayacaksa diye bir tabir vardır. Evet. Çok iyi bir, çok ünlü bir profesörümüzün ortaya koymuş olduğu. Evet. Birileri illa bir yerlerde Türk arayacaksa Kıbrıs'a bakmalıdırlar. Çünkü oradaki Türklerin bütün kayıtları alınmıştır. Kayıt altında soyları da bellidir. Dolayısıyla Kıbrıs'ta yaşayan Türkler tam bir Türktür diye bir de tanımlaması vardır. Şimdi dünyada bugün yaşayan Türk toplulukları içerisinde
nesebi en sahih olan topluluk Kıbrıslı Türklerdir. Çünkü isim kayıtlıdır. Evet. Biz adaya geldikten sonra hocam belli gelişmeler oldu. Evet. Tabii ki 1791 yılında çizilen bir Megali İdea haritasıyla aslında bizim yüzyıllar sonra başımıza çok ciddi belalar açacak bir fikir doğdu. Evet. 1791 yılında çizilen, 1796 yılında yayınlanan harita bir şekilde o dönemde ve ilerleyen dönemlerde Rumların, Helen dünyasının en büyük hedefi, en büyük ideali haline dönüştü. Evet, evet. Ve ondan sonra yaşanan aslında pek çok sıkıntılar bu idealin üzerine bindirilmiş, yaşanmış sıkıntılar olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Adada. Dilerseniz bunu burada bırakalım. Çok fazla derine gitmeyelim. Çünkü payımızı bir önceki konudan kullandık. Bütün bunlar yaşanırken bir anda 93 Harbi çıktı. Evet. 93 Harbi Kıbrıs'ın İngilizlere devredilmesine yol açacak. Son derece önemli bazı sonuçlar doğurdu. İşte önce bu 93 Harbi'nden sonra yaşanan yenilgi, ardından imzalanan Ayas-Stefanos Anlaşması, ardından bizim İngilizlerden talep etmiş olduğumuz yardım ve bunun üzerine Berlin Anlaşması'yla Ayas-Stefanos Anlaşması'nın bir miktar revize edilmesi ve en nihayetinde Kıbrıslıların adanın yönetimini Osmanlı'dan istemesi ve bu konuda kendi aralarında yapmış oldukları bir anlaşmayla adanın İngiliz'e devri bir şekilde gerçekleşti. Evet. Yani 93 Harbi ve 93 Harbi'nde yaşanan olaylar, imzalanan anlaşmalar ve orada Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmüş olduğu için, yani düşmüş olduğu sıkıntılı durum aslında Kıbrıs'ın İngilizlere devrinin de en yönetiminin de en önemli gerekçelerinden bir tanesi olmuş. Evet. Şimdi burada son derece önemli tartışma yaratabilecek bir konu var. Evet. Kıbrıs tarihi sürekli bir şekilde Osmanlıların adayı İngilizlere kiraladığını söylüyor. Evet. Ve tarihi okuduğumuz zaman her zaman adanın İngiltere'ye kiralanması diye geçer. Evet. Bu konuyla ilgili biz yapmış olduğumuz özel görüşmelerde de aslında son derece keyifli oluyor ikili yapmış olduğumuz görüşmeler. Adanın aslında kiralanmadığı. Kiramira yoktur. Evet. Ve Osmanlı'nın o dönemde son birkaç yıl içerisinde toparlanmış olan vergilerin bir ortalaması alındığı. Evet. Bu vergilerden adaya harcanacak rakamların düşüldükten sonra kalan kısmın bir şekilde Osmanlı maliyesine yatırılması gerektiği. Evet. Evet. Bu konuyla ilgili tam durum nedir? Şimdi Kıbrıs Konvansiyonu'na ek 1878 Temmuz. Çünkü esas konvansiyon Mayıs'ta imzalandı. Berlin Konferansı'na değildi. Dönüldü. Bir de ek anlaşma yapıldı. Ek anlaşmaya göre işte bu var ek anlaşmada. Osmanlı memurları artık Kıbrıs'ta olmayacakları için ama adada de jure olarak Kara Osmanlı'ya ait olduğu için vergiyi İngiliz memurları toplayacaklar. Ve İngiliz yönetimi Osmanlı'nın toprağından topladığı vergiyi adaya harcanacak kısmını adaya harcadıktan sonra kalanını Osmanlı'ya verecek. 92.800 pound yılda hesap böyle yapıldı. Son 5 yılın hesapları dolayısıyla. İngiliz 1930'a kadar bu parayı topladı. Osmanlı'ya da bir kuruş ödemedi. Yani İngiliz... Borca saydı ama orada bir şey var. Padişah Abdülmecid'in Fransa'dan ve İngiltere'den aldığı 1 milyon sterlinlik borca karşılık bir bankaya yatırdı ve o borçtan düşmeye başladı. Merkez Bankası'na yatırdı. Vallahi düştü düşmedi onu da bilmiyorum çünkü 25 yıllarında önce Winston Churchill karşı çıktı buna. Yeter aldık bu parayı diye. Sonra Ronald Stores da karşı çıktı. Ve o zaman İngiliz parlamentosunda şey tartışılmadı. Borcu vardı da demek değil. Bitti bitmedi. Şu kadar da var. O tartışılmadı. Kıbrıs'a kim masraf edecek tartışıldı. Bunu toplamazsak. Bizim bütçemizden çıkacak bu para. O tartışıldı. Ama 30 yıllarında, 30'a doğru Ronald Stores zamanında bu haraç diye geçiyordu bu vergi. O haraç vergisinin toplanması nihayet verildi. Zaman sınırlı olduğu için hemen söyleyeyim.
Osmanlı'dan sonra Osmanlı bozuldu. Bu arada bozuldu. Arkadaşlardan rica edeyim. Arkadaşlar iki slide öndeyiz biz şu anda. Osmanlı 1878'deyiz. Evet, Osmanlı'dan sonra Osmanlı borçlarını ödeyen, Osmanlı'dan çıkma iki devlet var. Biri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Öteki de Kıbrıs halkıdır. Rum'u Türk'ü beraber. Yani bu ilginç bir veri. Yani kira falan değil yani. Evet. 1878 yılında adanın bir şekilde devri veya yönetiminin devri, sizin de ortaya koymuş olduğunuz üzere yepyeni bir döneminde başlangıcı oluyor. Evet. O dönemde bir anda adanın sahibi olan, adada hükümdar olan ve adada sözü geçen Türkler bir anda adanın azınlık bir parçası haline dönme üzere emin adımlarla ilerliyor. Zira nüfusumuz da bu dönüşümden, bu değişimden sonra giderek azalmaya başlıyor. Ana yurda göçler başlıyor ve direkt azınlık olma pozisyonumuz, yani nüfus olarak azınlık olma pozisyonumuz, aza düşme pozisyonumuz bir şekilde devam ediyor. Bu sıralarda bir milli akım başlıyor. Bir milliyetçilik akımı başlıyor ve Türklük fikri, zira o döneme kadar 1571'den 1878 aralığına kadar kendini Kıbrıs'ın Müslümanları olarak adlettiren bir grubumuz var. O dönem Türklük faaliyetleri yok. Bir şekilde 1900'lü yılların başıyla birlikte Türkçülük hareketleri de Kıbrıs'a geliyor ve milli duygular bir şekilde gelişmeye, değişmeye, dönüşüme açılan kulüplerle kullanılan İttihat ve Terakki ile örneğin o zamanlar Türkiye'de yaşanan, Osmanlı'da yaşanan Türklük akımıyla birlikte adaya da geliyor. O günlerden sonra yavaş yavaş biz 1920'li yılların sonuna kadar Müslümanlıktan aynı zamanda Türklüğe evrilen, zaten Türk'üz de siyaseten de Türklük tezini ortaya milliyetçilik bilincini geliştirerek aynen devam ediyoruz. Yine bu süreler içerisinde İngiltere'nin adayı kiralamasıyla birlikte diğer yandan da kilise normal şartların çok üzerinde inanılmaz bir etkiye sahip olarak Kıbrıs Rum halkı üzerindeki etkisini inanılmaz derecede artırıyor. Evet. Hatta kilise demek ulus demek anlamına geliyor. Zira düşünebiliyor musunuz? Aforoz edilmek diye bir durum var. Evet. Şimdi seçime girer kaybedersiniz. Meclisten çıkarsınız. Yeniden meclise girme şansınız vardır da aforoz edildiğinizde bir anda elinizdeki her şeyi kaybediyorsunuz. Dolayısıyla çok önemli bir kayıptır. Kilisenin ortaya koyacağı, sizinle alakalı ortaya koyacağı durum. Dolayısıyla kilise tam manasıyla aslında o dönemin fikirlerini, o dönemin ideolojisini, o dönemin yönetimini bir şekilde ele geçiriyor. Ve yıllar geçiyor. 1914, Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Evet. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte İngilizler kendi yanlarında savaşa girmeyen Osmanlı, Almanya'nın yanında giriyor savaşa. Düşman ilan ediyor, savaş ilan ediyor ve Kıbrıs'ı ilhak ediyor. Osmanlı'nın savaşa girdiğini ilan etmesinden iki gün sonra Kıbrıs'ı ilhak etti. Aslında hazırlıklarını yapıyordu. Evet. Belirtileri vardı çünkü. Yani evet. Osmanlı'nın geleneksel olarak ortaya koymuş olduğu politikalar, savaşa kimin yanında gireceği konusunda ortaya çıkmış ipuçları zaten İngiliz'in bu hazırlığı yapmasına neden olmuş gibi görünüyor. Evet. Çok önemli bir gelişme oluyor savaş başladıktan sonra. 1914 ve 1915'te gerçekleşen bu gelişme. İngiltere, Yunanistan'a kendi yanında savaşa girmesi koşuluyla Kıbrıs'ı hediye etme sözü veriyor. Evet. Bir hafta içerisinde eğer sen benim yanımda Birinci Dünya Savaşı'nda yer alırsan Kıbrıs senindir. Evet. Bulgaristan'a saldırırsan. Hatta bu teklifi iki kez yapıyor. Evet. Hem 1914'te yapıyor. Daha sonra Fransızlar araya giriyor. Fransızların bir aracılığıyla. 1915'te de yapıyor. Evet. Yunan kralı buna karşı çıkıyor. Evet. İşte tam da bu noktada sizin bana anlatmış olduğunuz çok güzel bir hikaye var. Bayılarak dinliyorum. Evet. Onu anlatırsanız. Şimdi bu Avrupa hanedanları, mesela şimdi Prens Philip öldü. Gene bizim Kıbrıs'ta böyle ortalık kaynadı. Urum değildir.
Almandır. Avrupa hanedanları bizim zannettiğimiz gibi değil. Birbirlerinden kız aldılar dediler. Alman İmparatoru 2. Wilhelm'le o zamanki Yunan kralı teyze çocuklarıydı. Çok ilginçtir. Neleri de Kraliçe Victoria'ydı. Ondan söyleyeyim. Yani ve Yunan Venizelos Almanlardan Venizelos İngilizlerden yana bir başbakan politika gütmeyi düşünürken kral Almanlardan yana bir politika gütmeyi düşünmekteydi. Onun için girmedi. Savaşa girmedi ve Deyzoğlu'yla savaşacağına Kıbrıs almadı. Yani iki kralın, Alman kralının ve Yunan kralının aynı zamanda birinci yeğen olmaları. Evet. Kıbrıs'ın komple Yunanistan'ın olmasına bir miktar da engel olmuş oldular. Evet. Ve yüzyıllar sonra baktığımız zaman, yüzyıl sonra baktığımız zaman aslında ne iyi de olmuş diyesiniz. İyi de girmemiş. Evet. İyi de girmemiş diyesiniz geliyor. 1914-1915'i geçtik şimdi. Arkadaşlar onun slaydını verdiler mi emin değilim. Bu teklif üzerine biz boş durmuyoruz aslında. Evet. Yani bu teklif üzerine Kıbrıslı Türkler de bir şekilde yapılan bu teklifi çok bozuluyorlar. Evet. Açıkçası. Ve bizim Evgaf'ın sorumluları bir mektup kaleme alıp İngiliz yönetimine yolluyorlar. Biz çok bozulduk bu teklifinize. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Olabilir mi hiç böyle bir şey? Evet. Diye. Ama zaten Yunanistan bunu reddetmişti. Evet. Ve İngiliz yöneticileri şöyle bir mektupla geri dönüş yapıyorlar. O zaman ciddi diplomasiye çok önem veriyorlar. Yani biz bir mektup yazıyoruz, karşılığını alıyoruz. Bugünkü gibi değil yani durum. Yaz devlete mektup, 5 sene sonra cevabı gelsin. Hemen yazıyoruz ve cevap geliyor. Bir şekilde cevapla aynen şöyle söyleniyor. Diyorlar ki Kıbrıs'ın Yunanistan'a bırakılması fikri ortadan kalkmıştır. Evet. Verilmesi fikri ortadan kalkmıştır. Umuyorum diye ekliyor. Ne bugün ne de gelecekte böyle bir şey asla olmayacaktır. Evet. Ve o gün bugündür üzerinden 100 yıl geçti aslında asla öyle bir şey olmadı. Olmayacak. İngiliz'in ortaya koymuş olduğu bir tavırdı. Evet. Şimdi bu arada Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte Yunanistan'ın adayı kendine katma, kendine bağlama talepleri de artıyor. Rumların Yunanistan'a ilhak talepleri de artıyor. Evet. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Dolayısıyla burada Türkler kendilerini bir miktar daha çok sıkışmış hissediyorlar. Evet. Ve siyasal faaliyetlere ağırlık veriyorlar. Toplantılar düzenliyorlar, meclisler topluyorlar. Evet. Tam da bu sırada 1918'de Meclis-i Milli toplanıyor. Evet. Meclis-i Milli'yi nasıl anlatırsınız? Şimdi bakın bir defa Meclis-i Milli bu Anadolu'da da müdafaa-i hukuk diye geçen genç onlar TBMM oldu, Kuvayi Milli oldu. Müdafaa-i hukuk hareketinin bir parçasıdır Meclis-i Milli'de. Ve ilginçtir ki Sivas Kongresi'nden önce yapılmıştır. Yani taklit değildir. Bir takım kararları var Meclis-i Milli'nin ve başlıca kararı da en azı karşı olmaktır. 1918 toplayanlar zamanın müftüsü bakın Osmanlı giderken bir idari sistem bıraktıydı. Bu idari sistem müftü, kadı ve evkaf mürahasından ibaretti. Ama İngilizler 30-40 sene içerisinde evkaf mürahaslarını hep kendi adamlardan seçerek müftü de Jön Türklere karşı olduğundan, haliyle padişahçı olduğundan zaman içinde onunla ehlileştirerek İngiliz yönetimine yakın bir Kıbrıs Türk yönetimi oluşturduydu. 1918 birinci meclisi müftü, meclisi milli, meclisi müftü diyorum. Bu Kıbrıs Türk yönetiminin İngiliz yönetimine yakın olan kanatlarının dahi en azı karşı direneceğinin tepkiyidir. Tepki etmişlerdir ki
İngiltere yönetimine bağlıyız. Adanın bir başka devlete terki söz konusu olacaksa zaten sahibi var. Dolayısıyla sahiplerine iadesi makuldür. Evet. Makbuldür. Makbuldür ve makuldür. Hı hı. Biz mesela şeyde biz tarih derslerimizi hiç anlatmıyoruz. Lozan'la Kıbrıs meselesini yahut da Londra'la Kıbrıs meselesini. Daha önce bir Londra konferansı var. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonunda. Kıbrıs meselesi gene orada Osmanlı heyeti içerisinde bir Kıbrıslı var. Sırrı belli oldu. İzmit Milletvekili'dir, İktisat Bakanı'dır. Birinci TBMM hükümetinin. Onun o heyetteki etkisiyle Lozan'la Kıbrıs meselesi konuşulmuştur. Ne yazık ki Sırrı Bey'in dediği değil de İsmet Paşa'nın dediği olmuştur. 1923'e geliyoruz hemen. 23'e geliyoruz, evet. Geliyoruz hemen konuşalım onu da. 23'e gelmeden önce çok kısa geçiyorum. Çünkü zamanı da düzgün kullanmak lazım. 1921-25 Mart'ında Kıbrıs'ta plebisit düzenleniyor. Biz bunu Seratköy plebisiti olarak sürekli tartışmıştık, evet. Ama o dönemde benim bulmuş olduğum plebisit kararı Seratköy Kilisesi'ne ait olandı. Yani bugünkü filya, bugünkü Seratköy. O günkü filya da yapılan kilisenin kararı olduğu için onu biz bir miktarda Seratköy plebisit olarak değerlendirmiştik. Evet. Oysa o aslında ülkedeki bütün kiliselerde eş zamanlı bir şekilde devrimin 100. yılına denk düştüğü için 1921 o döneme denk düşürerek gerçekleştirdiler. Yani 1950'de yapılacak olan büyük, o herkes tarafından bilinen plebisitten önce 1921'de. Evet. Ve 1931'de de iki tane daha plebisit var. Evet. Dolayısıyla bunları da bir şekilde hatırlatalım. Yıl 1923, Lozan barış görüşmeleri, evet. Yapılıyor ve Kıbrıs'ın aslında 1878'de İngilizlere adanın yönetimini devrediyoruz. Birinci Dünya Savaşı patlıyor, ilhak ediyorlar. Şimdi 1923'e uzanıyoruz. 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması'yla ve bunun 20 ve 21. maddeleriyle biz ilhağı tanıyoruz ve adayı resmen İngiltere'ye bırakıyoruz. Evet, şimdi Lozan 16. maddesi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Cumhuriyet değil o zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, daha Cumhuriyet yok, Türkiye TBMM Hükümeti'nin adalar üstünde Çanakkale Boğazı çıkışındaki iki ada, İmroz ve Bozcaada haricinde bütün iddialarından vazgeçtiğini kabul ediyor 16. madde. 20. madde Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ilhak kararının sonuçlarıyla beraber kabul edildiğini belirliyor. 21. madde ise başka yabancı uyruğuna geçmek istemeyen Kıbrıs Türklerinin o bir süre içerisinde Anadolu'ya göçmeleri halinde Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet değil gene, Türkiye Türk vatandaşlığını devam ettirebilecekleri, göçmeyip İngiltere'de kalanların, Kıbrıs'ta kalanların da İngiliz vatandaşlığına geçeceklerini belirliyor. Bunun için 2 yıllık bir süre veriliyor i̇ki zaten. Yıl, evet. Bu 2 yıl süre zarfından diyorlar ki siz karar verin. Hangi vatandaşlığa geçiyorsunuz? Evet. İngiliz vatandaşlığına geçerseniz Türk vatandaşlığını kaybedeceksiniz. Türk vatandaşlığına geçerseniz İngiliz vatandaşlığını kaybedeceksiniz. Evet. 2 yıllık bir süre veriliyor. Kararı da verildikten sonra 1 yıl içinde gitmek zorundasınız. Evet. Bu karara da uymak zorundasınız. Evet. Burada hocam 16. madde diye bir madde var. Çok tartışmalı. Az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi. Adaları öngören. Evet. O adalar aslında bahsedilen adalar Ege adaları. Evet. Kıbrıs o Ege adalarının içerisinde var mıydı? Yok. Olmadığı için zaten 16. maddeden faydalanıldı. Adanın geleceğiyle ilgili yapılacak herhangi bir konuda fikir hakkı fikir hakkına sahiptir noktasından faydalanamadı. Bu konuyu netleştirmekte fayda var. Şimdi İngiltere ile Rumlar işin başında Lozan'daki 16. maddeyi Kıbrıs'a da şamilmiş gibi kullandılar. Türkiye'nin Kıbrıs hakkında bir söz söyleme hakkı var mıdır diye, çünkü 16. Mart'ta Lozan
ve 20. madde sonuçlarıyla beraber kabul etme meselesiyle 1955 Londra Konferansı'na kadar bunu özellikle Rumlar çok yüksek sesle bağıra bağıra söyleyirler. Yani bizim Kıbrıs Türk tarafı İngiltere çekilecekse eski sahibine versin dedikçe onlar da Lozan'ı söylüyorlardı. Lozan'da kabul etti. Bir alakası yok artık Kıbrıs'ta. 55'ten sonra o aşıldı. Bir şeydi tabii. İnsanlar diplomasiyi mahkeme zannediyor. Diplomasi mahkeme değildir. Diplomasi bir güç meselesidir. Herkes çıkarına göre oynar. Hem herkes çıkarına göre. Ve daha güçlü olan elde eder. Elde eder. Daha hukuka yakın olan, daha hukuku bilen değil yani. Ha. Zaten süreçte göreceğiz ki. Daha adil olan değil. Evet. Zaten süreç içerisinde göreceğiz ki taraflar hangi dönemlerde güçlüyse diğer tarafı daha azına razı etmiştir. Evet. Evet. Bunu da Kıbrıs müzakerelerinden net bir şekilde görüyoruz. Evet. İngiliz'in ciddiyetini anlamak için bunu ortaya koymak lazım. Düşünün 1914'te ada ilhak ediliyor. Evet. Aslında o gün istese taç kolonisi ilan edebilir. Evet. Kimse de bir şey demez. Evet. İngiltere'ye. Ama bekliyor. 1923'te yasal olarak uluslararası bir anlaşmayla Kıbrıs'ı ele alınca kolonisi haline getiriyor. Yani ileride başıma bir iş açılır. İlhak etmiş duruma düşerim. Önce bir bunu yasallaştırayım. Ondan sonra kendime katarım, kendi kolonimi ilan ederim. Lozan Anlaşması'nın TBMM'de onaylanmasından sonra taş kolonisi ilan. 1925'te. 25'te. Evet. Evet. Şurada çok güzel bir görüntü var. İşte bu o açıklanan törenden bir görüntü. Evet. Bu sol tarafta... Bu resimi o sırayı treyindeyeceğim. Evet. Burası mahkemelerin, Lefkoşa mahkemelerinin önü. Sol tarafta görünen İngiliz bayraklarıyla donatılmış bina da şu anda Ulusal Birlik Partisi'nin ilçe başkanlığı, Lefkoşa ilçe başkanlığı binası. Aslında tam bir o dönemin... Geride postane görülüyor. Evet. Evet. Aynen. Bu resim de orayı anlatıyor. Evet. 1925'in ardından 1931'de Kıbrıs Milli Kongresi. Ulusal Kongre toplanıyor. Buna ikinci Ulusal Kongre diyelim. Evet. Evet. Birincisi 1918. Evet. İkincisi 1930, 31. Evet. Bu 1931'de tabii ki o dönemde yeni nesil bir yeni bir kuşak yetişiyor. Evet. Seçimlerde de çok ciddi başarı sağlamışlar. Evet. Ve toplanıyorlar. Biraz daha Türk. Diğer birincisinde biraz daha Müslümanlık. Evet. Gerek açıklamalarda gerek ortaya konan görüşlerde İngiliz dönemini dışlamayan, İngiliz döneminin kendisini bir parçası sayan aslında ve bu süreçte yaşamaya çalışan ama bir miktar daha Müslümanlığı ön plana çıkmış nüvelerle verilmiş donanımlar var. 1931'de öyle değil. Bir miktar daha Türkçülük var. Türk unsurları olaya çekilmiş durumda. Yine müftülük müessesesine atıfta bulunuyor. Yine müftü seçimi yapılıyor o dönemde. Çünkü 1929'da İngiliz İdaresi müftülüğü ilgat değildi. Evet, seçtirmiyordu bize. Evet, evgafa bağlı bir fetva eminliği, memuriyet haline getirmişti. Evet. 1931'de Sait Hoca'yı, Baflı Sait Hoca'yı efendim müftü seçti. Kıbrıs Türk Kongresi Ulusal Kongre'ye İngilizce tanımadı. Ama tanımadı ama Türkler onu müftü tanımaya devam etti. Yani bu süreçleri bir miktar ele alma. Artık biz de kendi kendimizi yönetelim. Yani kendi bulunduğumuz alanda, eğitim alanında, bu dini konular alanında, evgaf alanında yönetime bir miktar el koyalım, birlik olalım. Fikrinin de geliştiği dönemde. Evet. Şimdi burada 6 madde vardı. Bunlardan 5 tanesi maddeydi. Bir tanesi de karardı aslında. Evet. Müftüyü seçtik kararı. Evet. 6. madde denilen odur. Son derece zaten bütün bunları uygulayamadan Kıbrıs'ın başına çok kötü bir iş geliyor. O da nedir? İsyan. 31 isyanı. Evet. 1931 isyanı. Bir vergi konusu açılıyor. Bu vergi meclis tarafından reddediliyor. Evet.
meclisin ortaya koymuş olduğu red kararını da vali veto ediyor. Evet. Zaten o dönemde ufaktan kaynayan milliyetçilik akımları da var. Rumlar da bir miktar İngiliz'e baş kaldırmanın ufaktan kaynamıyor aslında. Zülüm kaynıyor. Evet. İngiliz'e baş kaldırmanın bir şekilde vesilesini de arıyorlar. Evet. Milletvekilleri, yani o dönemin milletvekilleri, Rum milletvekilleri meclisten istifa eder. Evet. Ve Milanos Limassol'a, Papaz Limassol aynı zamanda milletvekili. Rumlar da işte ta 1910'lardan bahsetmiş olduğumuz şey de bu aslında. Siyaset kilise bütünleşmesi o dönemden 1960'a kadar, 74'e kadar ve hatta bugünlerde de. Bugün de öyle. Siyaset ve kilise bütünleşmesi işte böyle bir şey. Milletvekilleri ya papaz, ya cumhurbaşkanları papaz, ya oradan çok etkin. Şimdi bu neye dayanıyor? Onlar söyleyelim bir tabii, şey tabii. Yaparken. Makarios'un bir şeyi var bende, bir klibi var. Diyor ki orada İngiliz zamanında söylüyor bunu. Unutulmasın ki diyor, Başpiskopos Kıbrıs'ta, Kıbrıs Elen halkının serbest oylarıyla seçilmiş olan Kıbrıslı Elenlerin dini ve milli lideridir. Seçimle geldi, milli liderim diyor. Bundan neye dayandırır? Çiko Manastırı'nda seni geliyor o ferman. Padişah Abdülmecid'in Kıbrıs Kilisesi Başpiskoposuna Etnarşi'nin başı Etnar ünvanını veren fermanla, yani Osmanlı'nın kendine verdiği fermanla milletin başı olduğu iddiasından bugün bile. Yetkiyi kimden almış? Osmanlı'la. Bugün bile. 1815'tir yanlış hatırlamazsam tarihiyle. Ve bu Etnarşi'nin başı olmak, Etnar milletin başı olmak yetkisini hala bugün de kullanıyor. Cumhurbaşkanlığından korkar, komünistler bile korkar. Kimsenin başından. Korktuğunu görüyoruz zaten. Görüyoruz korktuğunu, evet. Süreçte. Neyse, Milanos isyanın ateşliyor. Evet. Önce vali binası taşlanıyor. Ardından vilayet binası yakılıyor. O kadar bir olaylar büyüyor ve o kadar bir Kıbrıs'a yayılıyor ki İngiliz askerleri bununla başa çıkamıyor. Adada bulunan Mısır'dan ek birlikler, takviye birlikler getiriliyor. En nihayetinde isyan bastırılıyor. Evet. İsyan bastırıldıktan sonra Kıbrıs'ta inanılmaz baskın bir süreç oluşturuyor. Evet. İngiliz siyaset yasaklanıyor. Milliyetçilik içeren bütün unsurlar ortadan kaldırılıyor. Bayrak kullanımı yasaklanıyor. Milli günlerin kutlanması yasaklanıyor. Milli marşlar yasaklanıyor. En önemlisi siyaset üreten kurumlar, buna benzer işte az önce de ifade etmiş olduğumuz her şey yasaklanıyor. Ve inanılmaz baskıcı bir dönem yaşanıyor. Evet. Ta ki İkinci Dünya Savaşı başlayınca, evet, haliyle bu insanlara da ihtiyacı var. İkinci Dünya Savaşı'na gelenlerin, evet, bir miktar hafifliyor. Evet. Siyaset yasağı 40'ta kaldırılıyor. Evet. 43'te seçimler yapılıyor. Evet. Bir şekilde hatta o dönemde Ruslarla müttefik olan İngiltere, Rusların da hatırına bir miktar Kıbrıs'ta Akel'in de siyaset yapmasına izin veriyor. Son derece önemli bir dönem. Evet. Daha sonra çok aktif bir dönem yaşanır. Bu Kıbrıs'ta siyasetin aktifleşmesiyle alakalı süreç bir miktar da şunun etkisiyle olur. Biliyorsunuz 1900 Atlantik açıklaması var. Atlantik bildirisi 1941'de. Atlantik bildirisi toplumlara işte yeni savaş düzenini anlatıyor. Toplumlara serbestlik verileceği konusu. Bütün bunlar aslında Kıbrıs durumları heveslendiriyor. Evet. Tüm bunlar yetmezmiş gibi. 1943'te Kıbrıs'a özellik verilmesi konusu Lordlar Meclisi'nde gündeme geliyor. Evet. Ve dönemin Sömürgeler Bakanı Kıbrıs'a özellik gelecekte, yakın bir gelecekte üstelik özellik verileceği müjdesini de bir miktar oradan veriyor. Oradan verince Kıbrıs'taki siyaset bir anda alevleniyor. 1943'te Kıbrıs Türk Azınlığı Kurumu, bu kez Katak, Rumlar tarafından kurulan zaten partiler var, seçimlere geliyorlar. 1943 yılında Katak kuruluyor.
Kıbrıs Türk Azınlığı Kurumu. Evet. Bu siyasal kendi ismiyle kendi siyasal pozisyonunu tanımlama demek. Evet. 1943 yılındaki Katak'ı kuran grubun anlayışı aslında İngiliz döneminin büyük ihtimalle devamından yana ve bu süre büyük bir ihtimalle sönmüyor başında. Yani, evet. Evet. Ben büyük bir ihtimalle dediğimde zan altında bırakmamak için söylerim yani. Yok adam sor. Sor. Evet. Şimdi ve Katak kuruluyor. Evet. Kıbrıs Türk Azınlığı Kurumu. Evet. Yani biz azınlığız. Evet. Kendi ismimizden, kendi siyasal pozisyonumuzu da belirleyen bir isimle kuruluyoruz. Evet. Evet. İngiliz politikalarına paralel politikalar yürütüyor Katak. Ve bu bir yerden sonra kopuyor. Evet. Hemen arkasına 1944'te şimdi kurulduğu gece Katak'ın evet. Azınlık kelimesine itiraz eden bir isim var. Doktor Küçük. Doktor Fazıl Küçük. Bir de o isim var diye, azınlık kelimesi var diye hiç gelmeyen biri var. Cengizade John Rifat. Ve Katak İngiliz Sarayı'nın, Evgaf Sarayı'nın gayrimeşru çocuğudur diye bir lafı vardır John Rifat'ın. Yani öbür tarafta biz bu halimizde İngiltere'yle savaşamayacağımıza göre bırakın İngilizler iyi geçinip Rumlara sonu kullanalım diye o gerekçeyle İngilizlerin iyi geçinmeyi savunmaktaydılar. Doktor Küçük İngiliz'e baş kaldırılması gerektiğini ileri sürerek karşı çıkıyordu. Evet, devam edeyim. 1944'e geçiyoruz. Evet. Bu grup zaten tam da bu işe, azınlık kelimesine ve azınlık fikrine ve ortaya çıkan bu politikalara karşı olan grup Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi, KMTP'yi kuruyorlar. Evet. Doktor Küçük başkanlığında kuruluyor ve siyasi hayata devam ediyor. Çok evet. Enteresan, logosunda bozkurt var. Evet. Bir miktar daha siyaseten konumlandırılmış. Aslında isminden de anlaşılacağı üzere. Yani milli duygular, Türk, halkçılık. Bütün bunları kucaklayan böyle bol kelimeli bir siyasal parti teşkil ediliyor. Evet. 1945 yılında bir gelişme oluyor. Yani Kıbrıs meselesini direkt bir müddet sonra ilgilendirecek. Birleşmiş Milletler kuruluyor. Evet. Ve ilk genel sekreterini bir şekilde seçiyor. İsveçli, evet. Lee. İsveçli diplomat. Mr. Evet. Lee. Öyle miydi? Evet. Evet. Şimdi 1947 yılında hocam Rumların bu hareketlenen siyasal durumları Kıbrıs'ta, özellikle tartışmaları ve Kıbrıs'ın geleceğine yönelik belli önemli kararların alınacağı süreçlerin başlaması Kıbrıslı Rumları bir şekilde hareketlendiriyor ve Yunanistan'a da baskı altına alıyorlar. Evet. İlhak konusunda bize destek oldu. 1947'de Yunanistan parlamentosu ilhak kararına destek kararı açıklıyor. Ve İngiliz inanıyoruz ki bize Yunanistan'a bırakacaktır. Bu adayı şeklinde bir karar onaylatıyor. Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesi zamanının geldiğini ve İngiltere'nin bu isteği yerine getireceği inancında olduklarını belirten bir karar alıyorlar. Çünkü o esnada İngiltere İonya Adaları'nı Yunanistan'a devrettiydi. Evet. O gelişmeye istinaden. Evet. Bu gelişmenin ardından biz Kıbrıslı Türkler olarak belki de toplu, ortak hareket ettiğimiz en güçlü atraksiyonlardan bir tanesini yapıyoruz. 28 Kasım 1948 Ayasofya mitingi. Evet. Bu Ayasofya mitingi bugünkü evet. Selimiye Meydanı. Evet. O dönemde gazetelere de ilanları çıkıyor. 28 evet. Kasım miting günüdür. İlanları çıkıyor. Binlerce Kıbrıslı Türk evet. Bu mitinge bir şekilde katılıyor. Bu arada Enosis'e karşı açıklamalar yapılıyor. Evet. İlhağa karşı açıklamalar yapılıyor. Kıbrıs Türk'ünün haklarının korunmasına yönelik kararlar alınıyor. Kararlar alınıyor.
Ve bu mitingin daha sonra Kıbrıs Türk siyasetine yansımaları iki şekilde görülüyor. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu kuruluyor. Bütün evet. kurumları bir araya topluyor. Onların bir araya gelmesiyle beraber birkaç dakika önce anlattık Katak ve başka bir parti kurulmuştu. Evet. O partilerin birleşmesini evet. yani siyaseten bir birlikteliği. Bir de bu arada Necati Özkan'ın İstiklal Partisi kurulmuştu. Evet. Hepsi birden Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu'na yoruluyorlar. Evet. evet. Bir ve de bu miting Rauf Denktaş'ın halkın önüne ilk defa çıktığı toplantı değil mi? Evet. evet. 1948. Evet. İlk kez konuştuğu miting. İlk konuştuğu mitingdir. Evet. Tabii burada şunlar, İbrahim İlli Ayhan Hikmet de o mitingin düzenleyicileri arasındaydı. Zaten Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu'nun ilk genel sekreteri de Ayhan Hikmet rahmetliydi. Şeyde, Ahmet Muzaffer Gürkan da sonradan bu iki avukat talihsiz bir biçimde öldürülüyor ne yazık ki vatana ihanet suçlamasıyla. Hiç öyle değildi yani onu söyleyeyim. Yani o olay ayrı bir tartışma konusudur ama o iki isim de o mitingdeydi. Onu hatırlatayım. Yani bugün sağıyla soluyla hep beraber dedik ya aynen öyleydi o miting. O miting zaten çok birleştirici bir miting evet. oldu. Yani Kıbrıs evet. Türk siyasetindeki önemi de oradan kaynaklanıyor. Evet. Bir ikincisini daha yapacağız. Evet. Bir tane daha olur sonra. Bir evet. müddet sonra. Evet. Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu kuruluyor. Partiler birleşiyor. Evet. Sonra bugün bile tartışması yapılan bir hareket ortaya çıkıyor. Aslında bu hareket bir miktar daha önce ortaya çıkıyor ama AKEL evet. Enosis kampanyası başlatıyor. Evet. Evet. Çok enteresan geliyor bu değil evet. mi? AKEL Enosis kampanyası başlatıyor. Evet. Ve çok yakın bir gelecekte bir plebisit düzenleneceğini, Enosis plebisitinin evet. düzenleneceğini, bundan şüphesi varsa dünyanın, BM'ye de bir mektup yazıyor. Evet. Diyor ki eğer bundan da şüpheniz varsa ki biz Yunanistan'a bağlanmak istiyoruz. Yollayın temsilci. Ve sizin gözetiminizde, sizin gözlemciliğinizde yapalım bu plebisiti diye evet. başvuruyor. Ezegeas Papayiannou partinin başına geçtiğinde yaptığı ilk iş BM'ye bir mektup yazarak en üst talep etmek olmuştur. Yığınsal demokratik yoldan Enosis. Sloganları buydu. Nasıl yığınsal demokratik yoldan? Mitinglerle işte kilisede oy verme işlemi, bir deftere adınızı, soyadınızı, oyunuzu yazıp imza atmak. Açık oy. Kilise ilan etti. Hayır diyenlere farz ödeyeceğim. Bir umuruna hayır demesi için deli olması lazım. Yani. Ve bunu AKEL çağrı yapıyor. Bu esnada yeni gelen, Amerika'dan yeni gelen Larnaca Piskoposu, Kurium Piskoposu Mihail Muskos bu işin bu Allahsızlara bırakılamayacağını ileri sürerek atlayıp kampanyanın başına geçti ve Enosis bayraktarlığını AKEL'in eline aldı, kilisenin eline teslim etti. Evet. Bununla şey yapalım ve o geliyoruz zaten o konuya. Kilisede yapıldı ama AKEL değildi artık düzenleyici. Kiliseydi. Kiliseydi. Bu gelişmenin ardından 1949 yılında ikinci 11 Aralık mitingi yapıyoruz. Evet. Daha da güçlü bir miting oluyor. 1949 Ayasofya mitingi. Çünkü kurumlar da birleşti. Partiler de birleşti. Örgüt de var. Örgüt de var. Bütün bu kampanyaya karşıt. Yine Enosis'e karşı, Kıbrıs'ın Yunanistan'a, ilhakına karşı ve Kıbrıs Türklerinin haklarının da bu adada haklarının olduğu, bu adada Kıbrıslı Türklerin de olduğu yeniden net bir şekilde bu mitingde ortaya konuyor. Evet. Bu iki miting son derece önemlidir. Evet. Çünkü Kıbrıs Türk halkının sesini ciddi anlamda büyük kitlelerle, siyaseten büyük kitlelerle ortaya koyduğu iki tane mitingdir evet. bunlar. Bütün bu feveranımıza rağmen haliyle 1950 yılında az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Enosis bayrağını AKEL'in eline bırakmak istemeyen kilise hemen süreci devralıyor ve 1950 15-22 Ocak 1950 tarihleri arasında bütün kiliselerde
Enosis plebisiti düzenliyor. %96'ya yakın. Evet çıkıyor. İlha evet deniyor. Şimdi orada bir espri var. Hristiyanlardan oy geçerlidir yani. Değil mi? Kilise de yapıyor. Buranın Müslüman vatandaşları da var. Onlar mühim değil. Kilise de yapıyor. Kiliseye gidip oy veren Türk oldu mu? 100 tane oldu. Bunu bilahare konuşuruz. Evet. Yani 1950 Enosis plebisitine giderek evet. oy veren kiliseye oy veren 100'e yakın. 100'e yakın Türk vardır. Evet. Türk vardır. Evet. Ve Ali ile oraya oy vermeye gidiyorsanız karşıtta vermemişsinizdir. Yani evet demişsiniz. Yani kiliseye gitmeyi kiliseye kadar gidip hayır dememişlerdir. Evet. Bilahare konuşuruz bu konuyu. Evet. Şimdi hocam 1950'ye kadar geldik. Çok son derece önemli bir süreç başlayacak 1950-56 aralığında. Evet. 54 aralığında özellikle. Bütün bunlar yaşanırken aslında Türkiye hariciyesi bir miktar bu işe kulaklarını kapatıyor. Evet. Ben hemen size iki tane şey okuyayım. CHP iktidarının son Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak. Evet. 23 Ocak 1950 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Kıbrıs meselesi diye bir mesele olmadığını evet. savunarak evet. İngiltere'nin adayı bir başka devlete vermek niyetinde bulunmadığını, bu nedenle gençlerin beyhude yere heyecana kapıldıklarını öne sürmüştür. Evet. Yine aynı dönem içerisinde çok yakın bir tarihte 14 Mayıs 1950'de Profesör Doktor Fuat Köprülü DP grup toplantısında DP'nin ilk Dışişleri Bakanlığı şu cümleyi kuruyor. Kıbrıs meselesi diye aynen destekliyor aslında CHP'nin görüşünü. Kıbrıs meselesi diye şimdilik bir mesele bizim ittilamızda değildir. Çünkü Yunan hükümeti de resmen Kıbrıs meselesiyle meşgul olmamaktadır. 47 meclis kararı aldı. Yani. Söyledik onu. Binaenaleyh hariciyemiz de böyle bir hadisenin mevcudiyetinden resmen haberdar değildir. Evet. Bir tam karşıt olarak Yunanistan'ın aynı süreçte ne dediğini bakalım. Biz Kıbrıs adasının ilhakını bugün değil 1915 senesinden beri müteddit defalar istedik. Evet. Aslında 1915'ten beridir ilgileniyor yani. Bayağı. Evet. O zamandan bugüne kadar kaldı ki daha önceden de ilgileniyor da iş başına gelen bütün Yunan hükümetleri bu talebi tekrarladılar. Evet. Yani biz bastırıyor çünkü Rum. Evet. Diyor ki bütün bunlara rağmen, bütün bu desteğe rağmen Rum diyor ki benimle ilgilenmiyorsun. Evet. Gidip hakkımı savunmuyorsun. Evet. Gidip meseleyi uluslararası camiayla paylaşmıyorsun. Evet. Diye bastırıyor. Bunun üzerine yapılıyor bu açıklama. Bütün bunlardan sonra yıl 1954 son derece önemli bir tarih. Evet. Rumların da ortaya koymuş olduğu işte bu baskılardan sonra Kıbrıs sorunu ilk kez BM gündemine geliyor. Şimdi ben burada bir araya gireyim izninizle. Tabii ki. Tabii ki. 1950'de plebisit yaptılar. Evet oylarını toplarlar defterlerle. Aldılar Yunanistan'a gittiler. Yunanistan bunları reddetti. Yunanistan reddetti. Evet. Teslim alacak bir resmi makam bulamadılar. Hala Aynar'ın uzarındaki bir manastırda duruyor o imzalar. Akel Doğu Avrupa ülkelerine heyetler göndererek Kıbrıs halkının bizi okuyan hesapta Kıbrıs halkının Enosis işlediğini propagandasını yapmaya girişti. Makarios Avrupa ülkelerini gezdi ve en sonunda Yunan halkına Yunanistan siyasilerini sarıyla soluyla Kıbrıs halkını öksüz bırakmakla şikayet etti. Ve baskılar o hale geldi ki çünkü ta başından beri BM'ye gidelim diyordu. Makaros duruşunu istemiyor niye BM'ye gidecek? BM genel kurul kararıyla Enosis yapabileceğini zannelemekteydi. O kadar büyük baskı yaptılar ki en sonunda 1954'te
Bir İngiliz Sömürgeleri Bakanı Kıbrıs'a asla bağımsızlık vermeyeceğiz demişti. 54'ün sonbaharında. 54 kışında BM Genel Kurulu'na Kıbrıs meselesini götürdüler Yunanistan en son. Evet. Yunanistan 1954 yılında konuyu götürüyor. Evet. Konunun görüşülmesi gündeme alınıyor. Evet. O yapılan oylamayla. Evet. Ancak Yunanistan'ın ortaya koymuş olduğu bu talep bir şekilde reddediliyor. Evet. Orada çok önemli bir anekdot var. Kıbrıs'ta Çetin Kaya anekdotu. Evet, evet. Orada konu açılıyor. Diyor ki yani Kıbrıs'ta biz varız. Dolayısıyla SEPTA terminasyon hakkı sadece bize tanınmalı ve biz bu kendi kararımızı vererek ilhağı gerçekleştirmeliyiz. Bir de Müslüman azınlık var diyor. Türk bir yok. De ufak Müslüman bir azınlık var. Türk olduğunu nereden çıkardınız diyor. Evet. Müslüman ufak bir azınlık var Kıbrıs'ta. Dolayısıyla orada halk biziz. Biz ne dersek o olacak. SEPTA terminasyon hakkı bizimdir. Bunun üzerine soruyor işte oradaki yetkililerimiz. Türkiye'nin BM Büyükelçisi, evet. Selim Sarper diye yanlış hatırlamazsam, sonra Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Kalkıyor ve soruyor, diyor ki kürsüden, Sayın meslektaşım Kıbrıs'ta Türk bulunmadığını beyan ediyor. Geçen seneki Kıbrıs Ligi'nin şampiyonu olan kulübün adını söylemesini rica ediyorum. Çetin Kaya, Türk Spor Birliği, Müslüman değil, Türk Spor. Şampiyon takımın adı bu. Yazıyordu. Evet. Çetin Kaya'nın o dönemdeki Türk Spor Birliği. Türk Spor Birliği. Evet. Ve başpiskopos Çetin Kaya işte öyle attı ilkten. Evet. Bizim top oynamamız bütün yasamalarının sebebi adımızdaki Türk sıfatıdır. Evet. Bundan şimdi neden koptan atıldık diye merak edenlere evet. Tekrarlıyoruz. 1954'te yapılan Çetin Kaya maç oynamak için ondan sonra maç oynamak için sahaya gidiyor. Sahanın evet. Kapılarını kilitleniyor. Kimse yok. Evet. Oynayacak. Zemin yok ve ondan sonra biz kendi zaten Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun kuruluş yıl dönümüne de denk düşüyor. Evet. 1955. Biz Kıbrıslı Türkler liglerden bu maksatta ya, isimlerimiz de Türk olduğu için atıldıktan evet. Sonra kendi ligimizi bir şekilde İsimler de ilginçtir ama. Limarsol Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği, Mausa Türk Gücü, Lefke Türk Spor Birliği Kulübü, efendim Baf Ülkü Yurdu. İsimler de yani aramada bulunamıyor. Çünkü ekonomide ve sosyal hayatta çok güçümsendiğimiz için Türklüğümüzü her fırsatta vurgulamaya ihtiyacı duyuyorduk. Futbol takımlarımızın bir adı Türk bilmem ne. Bir de aynı zamanda birer örgüt olarak da çalışıyordu. Sonra TMT kurulunca zaten TMT merkezi bu örgütler oldu. Evet. Aynen. 1955 Kıbrıs'ta bir müddet sonra çok kötü şeylerin yaşanmasına sebep evet. Olacak. Aynı zamanda o örgütün de kuruluşun dönemi. 1 Nisan 1955 EOK kuruluyor ve EOK kurulduktan sonra artık Kıbrıs'ta hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Olmuyor. Evet. Bu konuyu türevden tasarruf etmek için bir miktar kısa keselim zaten evet. EOK sürekli bir şekilde konuşulan, sürekli bir şekilde gündeme gelen, insanların bu konuyla alakalı sürekli bilgisi olan bir konu. EOK'nın kuruluşu, EOK'dan sonra Kıbrıs'ta hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. En azından Türkler için çok kötü anıların yaşandığı, çok kötü süreçlerin yaşandığı ve hiç kimsenin unutamayacağı süreçlerin yaşandığı bir dönem oluyor. 1955'te başka bir gelişme var. 1954-55 dolaylarında şöyle bir tezimiz var. Paradigma değişimleri son derece fazla oluşuyor Kıbrıs'ta. Kendini Müslüman hisseden ve Osmanlı'nın altında yaşayan, Osmanlı'da yaşayan bir Türk fikir, siyasi tavır da bu. Daha sonra İngiliz dönemiyle birlikte İngilizle iyi geçinen, İngilizle iyi geçinilmesini sağlayan, savunan Müslümanlığını korumayı ve bu yeni düzene ayak sağlayan bir siyasal anlayış. Daha sonra ikileşen, kendini Türk gören, Türkleşen ama yine de İngiliz yönetimiyle beraber devam etmeyi ama uygun milli kimliğini koruyan hem dini kimliğini hem milli kimliğini evet. bir arada
koruyarak İngiliz hükümetine devam eden. Daha sonra bu siyasal gelişmeler şunu ortaya koyuyor. Kıbrıs Türktür. Evet. Hatta Kıbrıs Türktür Partisi'ne dönüyor. Evet. İşte Doktor Küçük'ün bütün partilerin bir araya gelerek birleştikleri Milli Parti bir anda Kıbrıs Türktür Partisi'ne dönüşüyor. Yine aynı zamanda aynı dönemler içerisinde Türkiye'de de Kıbrıs Türktür diye dernekler kuruluyor. Evet. Yani dolayısıyla o dönemin stratejisi ve siyaseti Kıbrıs Türktür. Neye karşılık? Kıbrıs Yunan'dır tezine karşılık. Evet. Karşılık olarak tez Kıbrıs Türktür tezi. Evet. Tam karşılığı. Kıbrıs Yunanistan'a bağlanacaktır. Kıbrıs Yunan'dır tezinin tam önünde zıttı. Tam evet. Zıttı. Kıbrıs Türktür, Kıbrıs Türkiye'ye bağlanacaktır evet. Tezi. Bu tezle çarpışılıyor. Ve partinin adı da bir şekilde işte Kıbrıs Türktür Partisi olarak da değişiyor. 1955'te birinci Londra Konferansı toplanıyor. Evet. Ve bu tezler aslında bu 1955 ve 56 yıllarından sonra Kıbrıs Türk'ünün ortaya koymuş olduğu Kıbrıs Türk tezi de bu konferansla birlikte ve bir müddet sonra yaşanacak bazı özel 1956 yılında yaşanacak bazı gelişmelerle bir paradigma değişikliği yaşayacak. Evet. Tıpkı bugün yaşadığımız gibi evet. 2020'de federasyondan iki devletli çözüme. Bu süreçler de o kadar önemlidir yani o yüzden konuyu aldık. 1955'te İngiltere adeta inadına Türk tarafını Kıbrıs konusunda bir taraf yapmak için kendi uğraşıyor. Evet. Bunu neden yapıyor? Rumlara gözdağı vermek için. Evet. Evet. Rumlara kendi taleplerini kabul ettirmek için. Sen bunu olarak Taksim istediğin değil. Aynen. 1955 Londra Konferansı'nda İngiltere, Yunanistan evet. ve Türkiye'ye bir taraf olarak katılıyorlar. Ve Kıbrıs konusunda nasıl bir çözüm bulunabileceğini o gün görüşmeye başlıyorlar. Ali ile Rumlar ilhak istiyor. Rumlar ilhak istemeye devam ediyor. Türkler aslında çok fazla ilhak peşinde değil o günlerde. Yani Yunanistan'ın İngiltere'nin devamında Türkleri devamında çok da fazla bir sıkıntı yok. Görmüyor. Çünkü görmüyor. Türkiye Sento içerisinde, NATO içerisinde İngiltere'nin zaten çok sıkıntı kırılır. Yani. Evet. Görmüyor. Ve fakat birine de verilecekse o da ben olmalıyım diyor. Evet. Yani illa birine bırakılacaksa ben olmalıyım diyor. 1955 Londra Konferansı'nın en önemli sonuçlarından bir tanesi kesinlikle 1923 sonrası yani Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra evet. Kıbrıs sorununda taraf resmi taraf olarak kabul edilmesidir. Evet. Daha sonraki süreçleri bir miktar hızlandırarak gidiyorum. Sevgili yönetmen arkadaşım da beni buradan dinlesin. 1956'da Ankara'nın 6-7 Eylül olaylarını atladık paralarında. Evet. İstanbul'da 1. Londra Konferansı sırasında 6-7 Eylül. İstanbul Rumlu'nun baştan patladı bu işlerin sonunda. Evet. Orada yani biraz toplumu ateşlendirelim derken, şeklinde ortaya çıkan. Kantar'ın topuzu kaydı. Kantar'ın topuzu kaçıyor, İstanbul ateşleniyor. Evet. Şeklinde bir olay yaşanıyor. 1956 yılında bir başka olay daha var. 1956 yılında Kıbrıs'ta muazzam bir yükseliş, tırmanış oluyor. Olaylarda yollar, sokaklar eylemcilerle dolu, sürekli bir şekilde nümayişler yapılıyor. Ve bütün bunların ardından Makarios İngiltere tarafından suçlanarak ve bunların fitleyicisi, dürtükleyicisi sayılarak Seyşel Adaları'na sürgüne gönderiliyor. Evet. O da önemli bir gelişme. Evet. Ankara'nın tabii sürgüne gittiğinin ertesi günü EOKA'nın İngiliz yönetimine saldırıları aşırı kanlı bir boyuta ulaştı. Hı hı. Evet. Cevabı verildi İngiliz'e. Yani onun. Sonra İngilizce şüpheye düştüler. Tek görüşme yapabileceğimiz insan buydu. Bunlar sürdük şimdi kiminle görüşeceğiz diye. Yani. Zaten 1957 yılında bir miktar
geri adım atıyorlar o noktada. Evet. Ve önce Yunanistan'a, sonra da yeniden Kıbrıs'a dönmesi bir şekilde hafiflediyorlar. Yani Şeyzel'den Yunanistan'a, ondan sonra Kıbrıs'a. Evet. Ankara'nın tezi, bu yaşanan hadiseler, 1955 yılında toplanan konferans ve diğer taraftan 1956'da yapılan özel görüşmeler. Artık şunu net bir şekilde ortaya çıkıyor ki, yani görünen odur ki Kıbrıs ne Yunan olacak tam manasıyla, ne de Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak tezi reel hayatı kucaklayan bir politika değildir. Evet. Dolayısıyla biz işin yarısına razı olalım noktasında bir tavır geliştiriyor o zaman hariciye. Şurada 28 Aralık 1956 yılında Adnan Menderes'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapmış olduğu bir konuşma aslında bu tezin net bir şekilde nasıl dönüştüğünü de ortaya koyuyor. Türk hükümeti Taksim meselesini şayan-ı iltifat bir teklif olarak telakki etmektedir. Çok güzel bir teklif. Evet. Yani İngiliz de ortaya koyuyor ya, Rum'u hizaya getirmek için İngiliz de ortaya koyuyor. Aslında açıktan olmasa da koyuyor. Evet. Adanın Taksim'i oradaki soydaşlarımızın Türk bayrağı altında yaşamalarını temin edecek ve Kıbrıs Türkiye için herhangi bir tehdit sahası olmaktan tamamıyla çıkacaktır. Evet. Adanın Taksim'i sayesinde hem Kıbrıslı Türkler rahat edecek, hem de Türkiye için artık Kıbrıs tehdit olmayacaktır. Çok açık bir dille aslında burada paradigma değişikliğini, Kıbrıs Türk'tür tezinden sonra ya Taksim ya ölüm tezinin aslında net bir şekilde ortaya çıktığı bir dönem. Tabii, evet. Bugünün son konusuna geliyoruz. Çünkü yarın 1960'dan başlayacağız. Süremiz yetmiyor çünkü bir sonra bir program başlayacak. Evet. Dolayısıyla 1900 Zürih ve Londra anlaşmalarını ve 1960 Cumhuriyeti'nin kurulmasını yarına bırakıyoruz. Evet. Ama şununla bitiriyoruz. Macmillan planı. Evet. Bütün bu süreçler yaşanırken ben sizinle artık uğraşamam. Bu işi bir şekilde çözelim. Evet. Zaten 1958 yılında İngiltere'nin Orta Doğu'da uğraşabileceği çok daha büyük sorunları var. Evet. Süveyş'e ilgili konuları var. Kıbrıs'ta hiç durmadan artan gösteriler var. Hiç durmadan artan sorunlar var. Çağırıyorlar ve diyorlar ki gelin bir konuda uzlaşın. Biz çıkacağız. Ya bu işi bu haliyle halledersiniz ya da ben kabul eden tarafla yürür giderim. Evet. Noktasına geliyor. Zaten 1958 yılında 19 Haziran'da sunulan Macmillan planı genel kapsamlı planlardan bir tanesidir. Evet. Aynı zamanda Kıbrıs meselesiyle alakalı. Kurulacak olan 1960 yılında kurulacak olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de bir miktar yapmış olduğu göndermelerle altyapısını oluşturuyor. Evet. Nedir Macmillan planı? İki tarafın da meclisi olacak. Evet. İngiliz valinin yanında Türk ve Yunan temsilciler oturacak. Evet. Türk ve Yunan derken yani Türkiye ve Yunanistan'dan atanmış. Türkiye ve Yunanistan'dan atanmış. Evet. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk demiyorum. Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin zaten meclisleri olacak. Meclisleri var. Evet. 1960 Cumhuriyeti'nde zaten cemaat meclisleri. Karşılığı cemaat meclisleri. Evet. İngiliz valinin yanında Türk ve Yunan oturacak. Garanti anlaşması. Gibi düşünelim. Ve yalnız buna Rumlar enerjisi yasaklıyor haliyle. Evet. İlahi yasaklıyor diye şiddetle karşı çıkıyor. Evet. Ve aynen Annan Planı döneminde olduğu gibi, olacağı gibi ki onu anlatacağız. Bir şekilde müdahale ediyorlar ve planı değiştiriyorlar. Evet. Teklifleri de şu. İki meclis olmaz. Tek meclis olacak. Evet. Bir tek meclis olacak. Temsilciler olmaz şeyin yanında. Yunan ve İngiliz. Onlar kendi taraflarında kalsınlar. Merkezi hükümetle herhangi bir şeyleri yok. Vali muavin olsun. Evet. Bütün bunlar dikkate alınıyor ve revize ediliyor aslında plan. Evet. Buna rağmen yine kabul etmiyor. Evet. İngiliz de diyor ki ya kabul edersin
ya da ben kabul edenle yürümesini bilirim. Evet. Diyor. Ve 1958 yılında aslında 1960 anlaşmasının, hı, 60 Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmalarının yaşanacağı 1959 Şubat sürecinin de bu söz bir şekilde başlamasını... Çünkü Türkiye Burhan Işın'ı temsilcisine atadı. Biz ikili yönetimle devam edeceğiz deyince enosis, gemonon enosis diyen şey, atopia enosis, düz enosis diyen Makarios ilk defa bağımsız Kıbrıs demeye başladı. Yani Makarios bağımsızlık kahramanı falan değil. Son kerteye kadar enosisçi olup da bunun adanın bölünmesiyle yol açacağını artık emin olunca bağımsızlık diyen bir Rum milliyetçi lideridir yani. Evet, Macmillan Planı'nın sendikası da bu. Evet. Anladım. Bu planın ardından 1958 1 Ağustos'da ismi 1 Ağustos 1958 resmi kuruluş tarihi olarak açıklanan ama 1957 Kasım'ında kurulan Denktaş'ın da bunu bütün anılarında net bir şekilde, açık bir şekilde ortaya koyduğu. Evet, evet. Aynı zamanda gazetelerde yayınlanan bildirgelerine baktığınız zaman da 1957 Kasım'ında kurulduğu açık olan, evet, ve bugün aslında Kıbrıs Türk'ünün güvenliğini sağlayan, o dönemlerde 1960-63'den 74'e kadar Kıbrıs Türklerinin bu adada var olabilmeleri için, yaşamda kalabilmeleri için, hayatta kalabilmeleri için her türlü özgürlük mücadelesini yapan Türk Mukavemet Teşkilatı kuruluyor. Evet. 1 Ağustos 1958. Denktaş anılarında bunu size anlattıracağım onu. Evet, evet. Yalnız şunu ekliyor Denktaş. Diyor ki kraliçelerin doğum tarihleri de sonradan yazılır. Ha. Kraliçelerin genelde doğum tarihleri özel bir güne denk düşürülsün diye sonradan belirlenir. Yani doğdukları gün aslında doğdukları gün değildir doğum günleri. Evet. Hemen bakarlar şeye, sürece, en uygun gün hangisiyse, en kahramanlık günü hangisiyse. Törenler yapılacak falan, evet, diye. Evet. O gün, evet, sayılır diyor. TMT'nin 1 Ağustos doğum tarihi de buna göre planlanmıştır. Evet. Pek çok önemli güne denk düşürülmüştür. Sonradan yapılmıştır, evet, o şekilde. TMT neden kuruluyor? Nasıl kuruluyor? Mukavemet etmek için. Şimdi rahmetli Denktaş defalarca anlattı bunu. Gene rahmetli polis komutanı Ahmet Beyaz Astromerit'te vurulup öldürülünce Türkler şeyde Lefkoşa Girin Caddesi'nde bir miting yapıyorlar. Ve Denktaş da bugünkü halkın sesinin üst katında oturuyor. İniyor saray önüne doğru yürürken karşına Burhan Albantoğlu geliyor. Bu esnada Doktor Küçük rahmetli İngiliz jübinde elinde megafon beni seven dağılsın diye çağrı yapıyor. Şimdi Denktaş Albantoğlu rahmetliye soruyor. O da Kıbrıs Türk Lise Mezunları Cemiyeti Başkanı'nın o tarihte. Yahu liderlik var mı yok mu? Şimdi eğer liderlik karar almalıysa o miting yapılsın. Bu mitingi yapan kimdir? Eğer liderlik yapıyorsaydı bu mitingi, şimdi niye dağılın diyor İngiliz arabasında gezip de Doktor Küçük. Teşkilatınız yok mu yahu diye soruyor. Narbaldoğlu'ndan da yoktu cevabını alınca. Birkaç gün sonra buluşuyorlar ve Eğlence Köyü'nde Buyurun tarafında kalmıştır. Türkiye Konsolosluğu'nda çalışan Kemal Tanrısevgi'nin evine gidiyorlar. 17 Kasım 1957 yanlış hatırlamazsam. Çünkü TMT'nin ilk bildirisi de 30 Kasım 1957 tarihinde yayınlanmıştır. Evet. TMT'yi kuruyorlar. Mukavemet yani çünkü Volkan diye bir örgüt vardı. Karaçete vardı, 9 Eylül vardı. Ama yani Karaçete, 9 Eylül bunlar dağınık. Çok genel dağınık. Liderliğe tam manasıyla bağlı olan. Evet, evet. Bir miktar liderliğe bağlı gibi davranan, evet, Volkan var. Evet. O dönemde. Evet. Ama Volkan'ın da buna benzer fevri şeyleri var. Böyle olaylar var. Evet. Evet. Ve en mühimi 30 Temmuz 1958 günü Kıbrıs Valiliği
Türk Mukavemet Teşkilatı'nı yasal iş yerine ettik. Nasıl bir haksızlığa kuruldu? Yani gayri yasal ilan edilen bir örgüt. Bir gün evvel terörist örgüt ilan ediliyor hükümet tarafından. Evet. Yani. Bir Ağustos ne diyeyim? Türkiye Genelkurmayı'nın Kıbrıs'taki bu hareketi ciddiye alması ve hareketin başına profesyoneller görevlendirmesinin, rahmetli Rıza Buruşkan'a dip bayraktar olarak geç bu temetlerin başına görevinin verilmesinin yıldönümüdür. Bir bakıma o amatör örgüt 58 olaylarının baskını biz yaptık. Bunlar o benim dinlediğim. Toparlayalım ama da bitiriyoruz. Ha, baskını biz yaptık. Biz kazandık ama karşı darbeyi kaldıracak halde değildik. İşte Rıza Buruşkan ve ekibinin gelmesiyle 63'teki o karşı darbeyi de köy üstledik. Onun için 1 Ağustos evet bir bakıma evet, kuruluş yıldönümü olarak kullanabilir. Evet. Bugün için teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Yarın aynı saatte devam edeceğiz. Efendim bugün 1571'den tutarak 1958 yılına kadar, en son TMT'nin kuruluşuna kadar ve Macmillan planına kadar geldik. Yarın aynı saatte 1959 Zürih ve Londra anlaşmalarından başlayıp 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşuna kadar bir yolculuk yapacağız. Hepinizi bekleriz. Yarın görüşmek üzere.